Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi assistenti PhD Jumayev Karomatshoyevichman. Bugungi ma'ruzamiz arterial gipertoniya qiyosi tashxisoti, oilaviy shifokor taktikasi. Arterial gipertenziya arterial bosimning turg'un surunkali tarzda ko'tarilishi bo'lib, antigipertenziv dori vositalarini qabul qilmagan holda sistolik qon bosimining 140 mm ustun valundan yuqori va yoki diastolik qon bosimining 90 mm ustun va undan yuqori bo'lishidir. Rezistent arterial gipertoniya 3 xil gipertenziv dori vositalarini qabul qilganda ham arterial bosimning maqsadli darajagacha tushmasligi bo'lib, 3 xil gipertenziv vositalarining bittasi albatta diuretiklar bo'lishi shart. Sistolik arterial bosimning har 20 mm ustunligi yoki diastolik arterial bosimning 10 mm simob ustunligi oshishi yurak qon tomir kasalliklari asoratlaridan o'lim xavfini 2 barobarga orttiradi. Me'yorda 115 ga 75 mm simob ustunligi bo'ladigan bo'lsa, uning 10-20 taga ko'tarilishi 135 u 85 bo'lishi bu xavfni 2 barobar ko'tarsa, 155 sistolik bosim 155 bo'lganda 4 barobarga, sistolik bosim 175 bo'lganda 8 barobarga bu xavf oshadi. Sistolik arterial bosimning kamayishi yurak qon tomir asoratlari xavfini kamaytiradi. Sistolik arterial bosimning har 2 mm simob ustuniga kamayishi yurak ishemik kasalliklari natijasida o'lim xavfini 7% kamaytirsa, insult natijasidagi o'lim xavfini 10% kamaytiradi. Arterial bosim darajalarining tasnifi Sog'liqni saqlash tashkilotining 1999 yilda qabul qilingan. Bunga binoan sistolik arterial bosim 120 dan kam, diastolik arterial bosim 80 dan kam bo'lsa bu optimal. Sistolik bosim 120 ga 129 gacha, diastolik bosim 80 dan 84 gacha bo'ladigan bo'lsa me'yorda, normada. Sistolik bosim 130 dan 139 gacha, diastolik bosim 85 dan 89 gacha bo'lsa bu norma doirasi ko'tarilgan. Agar sistolik bosim 140 dan 159 gacha, diastolik 90 dan 99 mm simob ustunigacha bo'lsa bu birinchi daraja yengil daraja gipertoniya. Sistolik bosim 160-179, diastolik bosim 100-109 mm simob ustun bo'lsa bu ikinci derecelı mutadil arterial gipertoniya. Sistolik bosim 180'dan yukarı, diastolik bosim 110'dan yukarı bo'ladigan bo'lsa, 3. derece ağır arterial gipertoniya deb baholanadi. Bundan tashqari alohida sistolik arterial gipertoniya bo'lib, bunda sistolik bosim 140'dan yukarı, diastolik bosim esa 90 mm simob ustundan past bo'ladi. Arterial gipertoniyaning bosqichlarga binoan klassifikatsiyasi mavjud bo'lib, bu sog'liqni saqlash tashkilotining orqali 1996 yilda qabul qilingan. Bunda birinchi bosqich. Bu bosqichda nishon azalarining obyektiv belgilari yo'q, kasallikning yagona ko'rinishi arterial gipertenziya sindromidir. Ikkinchi bosqichda nishon azalari zararlanishining kamida bitta belgisi, chap qorin gipertrofiyasi yoki proteinuriya 30'dan 300 mg sutka, kreatininiya 115-133 millimol/litr, erkaklar uchun 170-124 mikromol/litr, ayollar uchun ko'z to'r pardasi arteriyalarining tarqalgan yoki chegaralangan torayishi, tomirlarning aterosklerotik zararlanishi. Uchinchi bosqichda esa bu bosqichda arterial gipertenziya sindromi va nishon azalari zararlanishidan tashqari assotsiatsiyalangan klinik holatlar ham kuzatiladi. Bular stenokardiya, miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi, bosh miya qon aylanishining tranzitor buzilishlari, insult, ensefalopatiya, demensiya, surunkali yurak yetishmovchiligi, ko'z tubidagi o'zgarishlar, gemorragiya, koronariy sovishishi, eksudatsiya, atrofiyalar bo'lishi mumkin. Xavf omillari birinchisi bu yosh. Erkaklar 55 yoshdan, ayollar 65 yoshdan oshgan bo'lsa, bu xavf omili hisoblanadi. Chekish, keyingisi dislipidemiya, umumiy xolesterin 5 millimol/litr yoki past zichlikli lipoproteinlar 3 millimol/litrdan yoki yuqori zichlikli lipoproteinlar 1 millimol/litrdan kam bo'lishi erkaklarda, 1,2 millimol/litrdan kam bo'lishi ayollarda bo'lsa yoki trigliseridlar 1,7 millimol/litrdan kam bo'ladigan bo'lsa, ko'p katta bo'ladigan bo'lsa bu xavf omili hisoblanadi. Keyingi xavf omili nahorda plazmada qand miqdori 5,6-6,9 millimol/litr.
Keyingisi glukoza katkılarının buzunuşu. Keyingisi abdominal semizlik. Abdominal semizlik kaçan ki erkeklerde bel enlemesi 2 santimetreden aşık olsa, ayollarda bel enlemesi 88 santimetreden aşık olsa bu abdominal semizlik belgisiz onlar. Bundan taşları ailevi anamnez, ailesi de yürek hastalıkları gibi yetenek hastalıklarından kasırlanganlar varlığı bu ailevi anamnez bulup sokunladı. Bundan taşları ikincisi metabolik sindrom. Metabolik sindrom buluşu için yukarıda sana ediyen 5'te belirtilen 3'tası bunda buladı. Yoksa biz metabolik sindrom da paylaşıyoruz. Bunlar abdominal semizlik, hiperglikemiye, arteriyel basınlık 130'a 85 ve bunda yukarı ekerliği. Yukarı sıcaklıkta lipoproteinler kurulsat kişinin past buluşu ve trigliseritler miktarının yukarı buluşu bu hap amul bulup soplanadı. Nişan azolarının simptomlarsız zararlanışı. Çap karınçanın hipertrofiyası belirleri. Sakalok layon indeksi 38 milimetreden kattı. Yok ki ekokardiografi malumatları ortada anıklanadı. Uyku arteriyası divarının kalınlığı yok ki ateroskleroz plakçalarını anıklayış. Uzi ortada anıklanış mümkün. Karotid femoral puls dolgunluğunun 12 metre sekundtan yukarı buluşu. Kan zardobu kreatinin erkeklerde 115'den 133 geçer. Ayollarda 170-124 mikromol litre buluşu. Mikroalbuminuriya dedikte demek aksılar aksamaklarının 30-300 miligramla sütke ve ondan yukarı buluşu. Torparda eryalarının umumi yok mahalli tarayışı bu aftamaskopi arkada anıklanadı. Bundan taşkara hamroh kasallikler, uyuşgan klinik holatlar mavjud. Serebrovasküler kasallikler, işemiyali insult, gemoragik insult, transitor işemik hücumlar, yürek kan tomir kasalliklerden miyokard infarkti, stenokardiya, yürekte turgun yetişmovchilik, buyrak kasallikleri, diabetik nefropatiya, buyrak yetişmovchiligi, periferik tomirlar kasallikleri, katlanmamış aorta anevrizması, periferik arteriyaların şikastlanışı, hipertonik retinopatiyalar. Biz mana shu yuqorida aytib o'tganimizdek xavf omillarini, nishon azolarining zararlanishi, hamroh kasalliklarning mavjud ekanligi va arteriya gipertoniyaning darajalarini inobatga olgan holda yurak qon tomir asoratlari xavfini baholash, ya'ni stratifikatsiya qilishni amalga oshiramiz. Yuqorida ko'rinib turgan jadvalimizda ular vertikal ko'rinishda xavf omillarining bor yoki yo'qligi, nishon azolarining zararlanish borligi yoki hamroh kasalliklar mavjudligi bo'ladigan bo'lsa, gorizontal ko'rinishda yengil, o'rta va og'ir darajadagi gipertoniyalar qo'yib berilgan. Shular asosida biz xavf omillarini stratifikatsiya qilamiz. Xavf guruhlari 4-ga bo'linadi. Ulardan birinchisi past xavf guruhi. Bunga arteriyel gipertoniya birinchi darajasida xavf omillari, nishon azolarining zararlanishi va asosiy klinik holatlar bo'lmaydi. Yaqin 10 yilda yurak qon tomir kasalliklari va ularning asoratlarining rivojlanish xavfi 15%ni tashkil etadi. O'rta xavf guruhi, xavf guruh 2. Arteriyel gipertoniya 2-chi, 3-chi daraja xavf omili nishon azolarining zararlanishi va asoslangan klinik holatlar yo'q. 1-chi, 3-chi daraja AG 1 yoki 2-ta xavf omili bo'lib, nishon azolarining zararlanishi va asoslangan klinik holatlar bo'lmaydi. 2-chi xavf guruhida yaqin 10 yılda yürek kan damar kasallıkları ularının asalatlarının rivojlanış hafı 15-20 faizini təşkil edadı. Yukarı xavf grubu 3. xavf, xavf arteriyel gipertoniya 1. 3. derece xavf amalı ve nişan azalan zararlanışları mavcud. Asasırlangan klinik halatlar yok. Yakın 10 yılda yürek kan damar kasallıkları ularının asalatlarının rivojlanış hafı 20-30 faizini təşkil edadı. 4. xavf grubu bu cüde yukarı xavf grubu olup, arteriyel gipertoniyası bo'lgan arteriyel gipertoniya 1. 3. derecesi xavf omili nişon azolarining zararlanishi va asoslangan klinik holatlar mavjud. Yaqin 10 yilda yurak qon tomir kasalliklari va ularning asoratlarining rivojlanish xavfi 30%dan ko'pni tashkil qiladi. Arteriyel gipertoniyani diagnostika qilganda yuqoridagilarga e'tibor berishimiz kerak. Anamnez yig'ish, fizikal tekshirish, EKG, laboratuvar tekshirishlardan umumiy qon va sidik tahlili, nahorda qonning glyukoza miqdorini aniqlash, qonda lipidlar spektrini, zardobda sidik kislotasi, kreatinin, kaliy va natriy miqdorlarini aniqlash zarur. Zarur bo'lgan paytda ekokardiografiya, buyrak va buyrak usti bezlari, praxisefalo buyrak arteriyalarining ultratovush tekshirish, ko'krak qafasi rentgenogrammasi, qon bosimini sutkalik monitoringini o'tkazish mumkin. Bunlar arteriyel gipertoniyaning xavf omillarini, nishon azolarining zararlanish darajasi va asoslangan klinik holatlar
aniqlash imkoniyatini beradi. Diagnoz qo'yilgandan keyin ularni davolash. Davolashning ikkita tartibda olib boriladi, ikki xil usulda. Bular non-medikamentoz terapiya va medikamentoz davo. Non-medikamentoz terapiyaga quyidagilar kiradi. Hayot tarzini o'zgartirish. Bu medikamentoz davo bilan birgalikda bo'lsa ham bo'ladi. Olayotgan bo'lsa, medikamentoz davolayotgan bo'lsa ham non-medikamentoz davoda tarkibiga kiradi. Hayot tarzini o'zgartirish. İkincisi, çekişini taşlaş, alkoholini çekleş, tana masasını kamaytırış, cismani maşıklar bacarış, aş tuzunu çekleş, diyeta kılınken payda sabzavat ve meyveler köprak istimal kılış, yağ masalatlarını, yağlı hayvan yağlarını kemrak istimal kılış gerek buladı. Medikamentoz, dava, non medikamentoz dava samaraları ilgili göre diyen olsak, tana masasının kamayışı tavsiye kılınadı. Yani bu 18 yarımdan 29 24-29 geçe bu meyar bulup sokunladı ve şunda meyarda tarmasası meyarda buladıken bulsa siz demek sistolik arteri basını düştüğü bozonu 5-20 milimetre smak üstündeki doğru kiladı. Her 10 kilogram hoş düşürgen payette demek sistolik arteri basını düşüğü derecede düşüp oradı. Diyete kılınırken de sabzavot meyvelarini ko'proq yeb, yog'larni kam iste'mol qilingan paytda 8-14 mm smog sinigacha tushadi. Osh tuzini kamaytirish me'yorda, demak 5-6 gram tuzgacha kamaytirish kerak. Bu 2-8 mm smog sinigiga ta'sir qiladi. Jismoniy mashqlarni bajarish haftasiga 4 marta va 30-40 daqiqadan jismoniy mashqlar bajarish kerak bo'ladi. Bu ham qon bosimini 4-9 mm smog sinigiga tushiradi. Alkoholin çekleş, 20-30 gram etanolumuz geçe kamaytırış. Bu demek kan basını 2-4 milimetre smog üstünde geçe kamaytırdı. Şu yerinin özü de demek non medikamentoz dava arkada biz 20-30 milimetre smog üstünde kan basımını düşürüşümüz mümkün iken. Medikamentoz davalanırken payda hipertenin davalarında asosan 5 asosiy grup preparatlardan faydalanılır. Bunlar angiotensin aylantiruvchi ferment ingibitorları, angiotensin reseptorlar antagonistleri, kalsiyum antagonistleri, diuretikler ve beta blokatorlar. Diuretiklerini kullanışı karşı körsetmeler ve körsetmeler ve karşı körsetmeler kuydadılar. Körsetmeler, tiazid diuretiklerini, izolyasyonun gelsiz sorup arteriyel hipertaniya, yürek etişim hoşçuluğu, kora tanınlarda arteriyel hipertaniya, aldosteron antagonistleri, bunlardan yürek etişim hoşçuluğu, kuradigamısı, infarktan keyingi kardiyaskleroz, qozoq diuretiklarga buyrak surunkali buyrak yetishmovchiligi va surunkali buyrak yetishmovchiligi. Qarshi ko'rsatma tiazid diuretiklarga absolyut qarshi ko'rsatma bu podagra bo'lib hisoblanadi. Nisbiy qarshi ko'rsatma metabolik sindrom, glyukozaga tolerantlikning buzilishi, dislipidemiya, lipoproteinemiya va homiladorlik. Aldosteron antagonistlariga absolyut qarshi ko'rsatma giperkalemiya, surunkali buyrak kasalligi. Tiazid diuretiklerden farklı ravishda tiazismal diuretik indapamid glukoza lipidlar almashinuvga unchalik katta ta'sir qilmaydi. Bu yerda diuretiklarning ayrim dori diuretiklarda ayrim dori vositalari ko'rsatilgan. Bu yerda aldosteronga qarshi va tiazid guruhlari va qovuzloq diuretiklari berilgan. Beta adrenoblokatorlar ko'rsatmalar stenokardiya, infarktdan keyingi kardiosskleroz, yürek yetişmovchiligi, tax aritmiya ve glaukoma. Karşı ko'rsatmalar, absolyut karşı ko'rsatma bronxial astma, atrioventrikular blokada 2-3 derecesi, nisbi karşı ko'rsatmalarda metabolik sindrom, glukozaga tolerantlikning buzilishi, atletler ve jismoniy faol bo'lgan odamlar, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bilan kasallangan bemorlarga beta blokatorlarni berib bo'lmaydi. Kalsiy antagonistlari, ko'rsatmalar kalsiy antagonistlarni asosan ikki guruhga bo'lamiz, digitropiridin guruhi va nodigitropiridin guruhi. Digitropiridin guruhiga ko'rsatmalar alohidalashgan yoki izolyatsiyalangan sistolik arteriyal gipertoniya, stenokardiya, chap qorinchi gipertrofiyasi, uyqu va koronar arteriyalar aterosklerozi, qora tanlilar arteriyal gipertoniyasi va homiladorlik. Nodigitropiridin guruhiga kiradiganlar kalsiy antagonistlari esa stenokardiya, karotid ateroskleroz, supraventrikular tahikardiyalar ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Qarshi ko'rsatmalar digitropiridin guruhiga nisbiy tahiaritmiya, yurak yetishmovchiligi. Nodigitropiridin guruhiga esa absolyut qarshi ko'rsatma bu
atrioventrikuler blokada ikinci, üçüncü derecesi, trifaziküler blokada yürek yetişmezliği, çap karıncanın sezgilerli disfunksiyası. Yukarıdaki halatlarda digitra bildiğin ruhiyatı uçuk alsan tekenistlerine tanlı preparat bulup sokunlandı. Kar yaşlılar için metabolik sindrom, izolasyonga sistolik arteriyel hipertaniya, kantlı diyabet, uyku arteriyel aterosklerozu, serebrovasküler patologa, stenokardiya, keritiroid damar hastalıkları bu digitrabinin ruhu kirurgi kalsiyon antagonistlerine tanılan preparatlar olup sokunan. Kalsiyon antagonistler digitrabinin ruhu kirurgi kirurgilerine amlodipin, lertanidipin, nifedipin bunlar kralı. Bu yerde beta blokatörlerden azolar preparatlar kursatılırken metoprolol, bisoprolol, kardiyodiol, nifedipin bunlar kralı. İngibitör angiotensin alentrovuş ferment ingibitörlerde kursatmalar yürek yetişmezliği, çap karınca disfunksiyası, infarktan keyingi kardiyoskleroz, nefropatiya, diyabetik ve non-diyabetik, karotid ateroskleroz, proteinuria, mikroalbuminuria, bulmacalar fibrilasyası, metabolik sindrom. Karşı kursatmalar buradan olsa, absolut karşı kursatma homiladorlik, antinevrotik şiş, hiperkalemiya, yürek arteriyasının iki tamamlaması stenozu olsa, nisbi karşı kursatma homiladorlikka karşı bulgan, homiladorlikka hoşi bulgan ayollar bunu sorunlar. Bu yerde APF inhibitorlarga kiruvchi dori vositalari va angiotensin reseptorlar antagonistlari ko'rsatilgan. APF inhibitorlarga enalapril, prindapril, ranipril, lisinapril preparatlar kelsa, angiotensin reseptor antagonistlarga valsartan, losartan, kandesartan kiradi. Angiotensin reseptor blokatorlarga ko'rsatmalar yurak yetishmovchiligi, infarktan keyin kardiyoskleroz, diabetik nefropatiya, proteinuria, çap parçası disfunksiyası, bulmacalar fibrilasyası, metabolik sindrom, APF inhibitorlardan yüzeye gelen gütal olsa, karşı kursatmalar absolut homiladorlik, hiperkalemiye, bir ak arteriyasının iki tamamlaması stenozu, nisbi ise homiladorlukta hoşu görgen ayollar. Şu bilan birgelikte hipertaniya bilan kasallangan bemorlarni davolarken paytimizda nishon azorlarining zararlanishi bilan kelgan arteriyel ma'lum bir guruh vositalar beriladi. Birinchi chap qorinchi gipertrofiyasi bo'lgan bo'lsa, bularda angiotensin reseptorlar antagonistlari, APF inhibitorlari va kalsiy antagonistlari beriladigan bo'lsa, simptomsiz aterosklerozda APF inhibitorlari, kalsiy antagonistlari, mikroalbuminuriya va buyrak shikastlanishlarida angiotensinga aylantiruvchi ferment inhibitorlari va angiotensin reseptori antagonistlari berish maqsadga muvofiq. Asoslangan klinik holatlar bilan keladigan holat bo'lsa, arteriyel gipertoniya bunda infarkt o'tkazgan bemorlarda beta blokatorlar, angiotensinga aylantiruvchi ferment inhibitorlari va angiotensin reseptorlari antagonistlari beramiz. Yurak ishemik kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, beta-blokatorlar, kalsiy antagonistlari, APF inhibitorlari, surunkali yurak yetishmovchiligida diuretiklar, beta-blokatorlar, APF inhibitorlari, angiotensin reseptori antagonistlari va aldosteron yurak kiruvchi aldosteron antagonistlari kiruvchi diuretiklar yaxshi foyda beradigan bo'lsa, hilplovchi aritmiyaning paroksizmal turida APF inhibitorlari va angiotensin reseptori antagonistlari, hilplovchi aritmiyaning doimiy shaklida beta-blokatorlar nodigitrabinin guruhidagi kalsiy antagonistlari berish maqsadga muvofiq. Shuningdek, buyrak yetishmovchiligi proteinuriya bo'lgan bemorlarda angiotensinga aylantiruvchi ferment inhibitorlari, angiotensin reseptor antagonistlari va qovuzoq diuretiklari berilayotgan bo'lsa, periferik arteriyel kasalliklarda kalsiy antagonistlarini berish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.